Bu. İkincisi, madem demin bir şey söyledik, öğretmenleri, Mustafa Kemal Paşa bakın öğretmenleri cepheye almadı dedik. Bu Milli Eğitim Bakanı'nın talihsiz, akla hayale sığmayan, akıl dışı bir lafı oldu. Efendim öğretmen maaşları yük oluyor, efendim yatırımları engelliyor diye. Bir özel okul sahibi bir kişi, Milli Eğitim Bakanı yaparsanız bu garip konuşmayı yapar. Üstelik de profesör ünvanı taşıyor. O profesör ünvanına yakışmayan bir konuşmadır. Kendisinden daha kıdemli bir öğretmen olarak bunu söylüyorum. Bir de öğretmen çocuğu olarak hiç alınıp kalbi malbi kırılmasın, unutmasın ki kendisinden daha kıdemli bir öğretmenim ben. Kardeşim 43. senem başladı bu sene benim. Onun için bu lafınızı lütfen düzeltiniz. Düzeltmiyorsanız istifa ediniz. Sayın Milli Eğitim Bakanı, bu lafınızı yarın düzeltti. Düzeltmediniz, yarın istifa edeceksiniz. İstifa etmeden o makamda oturursanız devamlı olarak, bak devamlı olarak lafları duyacaksınız. Bu sizin özel okullarınızdaki öğretmenler değil bunlar. Bunlar özel okullarınızdaki öğretmenler değil sizin. Özel bunlar Milli Eğitim'in kahramanları. Bunlar Milli Eğitim'in kahramanları. Siz kendi özel okulunuzdaki öğretmenleri 3 kuruşa çalıştırıyor olabilirsiniz. O ayrı bir iş. Ne demek o? Yatırımları engelliyor. Söyleyecek çok şey var. Hadi kıyaslama yapmayayım Diyanet İşleri Başkanlığı'yla falan filan. Bu olacak iş değildi Mete Han. O cümle olacak iş değil. Biz diyoruz ki öğretmenlerin maaşını milletvekilleri maaşına denk getirin. Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği gibi. İsveç, Norveç'teki öğretmenler gibi yapın. Söylediği lafa bak ya. Ve bu da Milli Eğitim Bakanı ve profesör ünvanı taşıyor. Sayın ya. Bakan bir açıklama yaptı mı bununla ilgili? Hayır. 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 Ne demek ya maaşlar yüzünden bize yük, yatırım yapamıyoruz. Öğretmen olmasa nereye yatırım yapacaksın kardeşim sen? İşte Atatürk demin cepheye bile göndermiyoruz demiş. Yani Sayın Bakan herhalde bu konuda belki yanlış anlaşıldığına dair ya da bu konuyu düzelten bir açıklama yapar. Yapmasa istifa etsin. İstifa etsin. Bakalım neler yapacak, bir göreceğiz açıklama olarak. Şimdi kusura bakma, senin insicamını bozdum ama. Estağfurullah, estağfurullah. Biz her konuyu konuşuyoruz. Yani bu konuda öğretmenlerin hassasiyetine de kim olursa olsun kulak vermek, ses vermek gerekiyor. Öğretmenler bizim gerçekten en değerlimiz. Bugün nasıl sağlıkçılar için çaba harcıyoruz? Çünkü öğretmenlerin bir partisi yok. Eğitim. Kardeşim eğitim Türkiye. Yani. Ya seni kim yetiştirdi? Milli Eğitim Bakanı ama öğretmen. Ama ben yani Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın bu konuda böyle bir açıklama yapması, ki daha önce çok aklı başında çok önemli çıkışları da vardı. Oturtamadım. Ya yanlış mı bilmiyorum. Avukat da değilim. Aslında yani, ne derse desin. Aynen, kendi yapsın açıklamayı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aynen öyle. Şöyle bir şey söyleyeyim ama işte ben çünkü ekranlarda söylediğim için Milli Eğitim Bakanı ilk tayin edildiğinde de tayinle geldi oraya bakanla. Ben o zaman da güvensizliğimi o günde belirtmiştim. Onun için çok rahat konuşuyorum.